Ísland er landið sem ungan því dreymi. Birlik beraberlik söylemiyle insanları istismar eden şahıslar ve kurumlar. Bireyden topluma taşan sakin ama sert bir eleştiri. İstenmeyen insan ilan edilmiş, kurumsalın ve toplumsalın dışına itilmiş adalet arayışları. Bir kadının tek başına uğursuz bir gidişe yeter artık demek zorunda kalışı. Bu programda yeni tarihli bir İskandinav filminden, 2019 İzlanda yapımı The County Türkçesiyle Kasabadan bahsedeceğim. Önce kısaca konusu. İzlanda'da küçük bir kasaba, hayvancılıkla geçimlerini sağlayan iki kişilik bir aile, Reynir ve Inga çifti. Kocası Reynir'in ölümü sonrası Inga, kasabayı kontrol eder hale gelmiş, ziraat kooperatifinin haksızlıklarını yüksek sesle sorgulamaya başlar. Film bu karşı duruşun yarattığı tepkiler ve toplumsal hareketlenmeyi konu alıyor. İzlanda 300 bin civarı nüfusa sahip küçücük bir ülke. Ama sporda olsun, edebiyatta olsun, sinemada olsun özellikle son yıllarda dünyada sesini duyurmayı başarıyor. İzlanda aynı zamanda destanlarıyla meşhur bir ülke. Bu destanlarda İzlanda'ya ilk ayak basan İskandinavların yaşadıkları anlatılıyor. Ülkenin neredeyse tüm geyserlerine ve volkanlarına atfedilmiş sayısız hikayesi var. Anlayacağınız nereye gitseniz İzlanda topraklarından hikaye fışkırıyor da diyebiliriz. Filmin yönetmeni Grímur Hákonarson, İzlanda'nın sinemada son yıllarda gösterdiği başarıyı kısmen toplumun geleneklerindeki bu hikaye anlatıcılığına bağlıyor. Yönetmen Grímur Hákonarson, Reykjavik'te oturuyor. Prag'da sinema okumuş. Kendi büyük babası da çiftçiymiş. Yazları onun yanında çalıştığı için filmlerinde işlediği kırsal İzlanda'yı çocukluğundan itibaren gözlemleme olanağı bulmuş. Kendisini toplumun dışında biri olarak tanımlıyor. Popüler işlere pek yakın hissetmiyor. Sosyalist sayılabilirim ama hiçbir alanda iktidarın tek bir elde, tek bir yerde toplanmasını sevmiyorum diyor. Aslında teoride kooperatif fikrini mantıklı buluyor ama filmde pratikteki bir anomaliden bahsediyor. Hákonarson 2015 tarihli önceki filmi Rams'de olduğu gibi bu filmin de hem senaryosunu yazıyor hem de yönetiyor. Rams Cannes'da premier yaptıktan sonra onun için her şey değişiyor ve dünyanın tanıdığı bir sinemacıya dönüşüyor. Bu filmin hem gişede iş yapması hem de eleştirmenlerce başarılı bulunması sonraki filmi olan Kasaba üzerinde çalışırken biraz baskı hissetmesine sebep olacak kadar büyük. Filmlerinde İzlanda'nın kırsal kesimini, işçi sınıfını ele aldığı için İzlanda'nın kendi uçu diyenler var. Belgeselci olması aynı zamanda filme yaklaşımını da etkiliyor. Daha gerçekçi, belgeselvari bir yaklaşımı var kurmaca hikayelerinde. Sinematografik stili yavaş hareketler, statik, beyaz ağırlıklı dış çekimler ve kırsal bölgeler ağırlıklı. The County, Hákonarson'un üçüncü filmi. İzlanda sinemasının son yıllardaki başarısının ardında kendi hikayelerini anlatmalarının, belli ülkelerin sinemalarını taklit etmeye çalışmamalarının da etkili olduğunu düşünüyor. Şu anda hangi proje üzerinde çalışıyor diye merak ediyorsanız, Amerika'da geçen bir hikayeyi çalışıyor. Muhafazakar komşularıyla çatışma yaşayan, yeni evli bir liberal çiftin hikayesi olacak. İsmi şimdilik Fences. Yani çitler, korkan insanların neler yapabileceğiyle ilgili yine alegorik bir proje olarak tanımlıyor. Bir de aynı zamanda İzlanda'da geçen tarihi bir senaryo üzerinde çalışıyor.
Amerika'da iş yapmasının sebebini hem yeni deneyimler kazanmak hem de finansal destek bulmak olarak açıklıyor. Ekonomisi güçlü olmayan bir ülkeyiz. Kendi yağımızla kavrulmaya kalksak 4-5 senede bir film ancak yaparız. Dolayısıyla bir ayağımın dışarıda olması benim için daha iyi diyor. İzlanda'da 19. yüzyılda kooperatif hareketi başlıyor ve çok güçleniyor. Fakat 90'lara gelindiğinde bu dönem son buluyor. İşte filmin hikayesi İzlanda'nın kuzeybatısındaki Skagafjordur isimli bölgede varlığını sürdüren, ülkenin son büyük kooperatifine bağlı çalışan insanlardan ilhamla yazılıyor. Birkaç gerçek olayın birleştirilmiş, karıştırılmış yani kompozit hali. Hakonerson bu bölgeye gidiyor. İnsanlarla yüz yüze konuşuyor. Aslında kafasında bir belgesel yapma fikri var. Ama çiftçilerin kamera karşısında son kooperatife karşı konuşmaktan çekindiklerini, hatta korktuklarını görüyor. O zaman en iyisi kurmaca bir film olarak çekeyim diyor. Yani insanlar konuşmaya korktuğu için belgesel değil sinema filmi oluyor Kasaba. Hakonerson'un bölgeye ziyaretlerinde bir genç kadın varmış. Ben erkeksiz de bu çiftliği idare ederim deyip her işini kendi başına yapıyormuş. Yine bir başka kadın santrallere karşı mücadele ediyormuş. Bu gözlemlediği karakterlerin hepsini toplayıp Inga karakterinde birleştirmiş. Senaryo aşamasında mafyayı biraz daha sert göster demişler ama İzlanda'da öyle bir sertlik yok. Dolayısıyla klişe bir mafyayı değil İzlanda'ya has bir mafyayı yani daha düşük şiddetli bir suç örgütünü olduğu gibi göstermeyi seçmiş. Gerçektekinden çok daha küçük bir kasabayı seçmesi alegorik bir nitelik vermek istemesinden. Zaten film aynı bölgede değil farklı bir bölgede çekilmiş. İzlanda'yı eleştiren bir film olmasına karşın The County, İzlanda Film Fonu desteklemiş. Durak filminde Rusya'ya çok sert eleştiriler getiren bir film olmasına karşın Rus Kültür Bakanlığı'nın desteği olduğunu da bir kez daha hatırlatayım. Diyeceksiniz ki filmin bölgedeki duruma bir faydası olmuş mu? Kooperatifin yaptığı haksızlıklar son bulmuş mu? Gösterime girdikten sonra bu konu bir süre kamuoyunda konuşulmuş ama sonra unutulup gitmiş. Herhangi bir gelişme olmamış. Eski tas, eski hamam. Konu edilen kooperatif hiçbir açıklama yapmamış, tepki vermemiş. Bu tarz yasal adaletsizliklerin sorumlusu şahısların ve kurumların taktiği bu. Medyaya konuşmayıp susmayı tercih ediyorlar. Unutulur gider bir süre sonra. Konuşup büyütmeyelim diyorlar. Dünyanın her yerinde aynı patern var. Inga rolünü oynayan baş karakter Arndis Eilsdottir. Arndis'in çiftlik deneyimi hiç yok. Dolayısıyla çekimlerden önce bir süre çiftliklerde kalıp pratik ediniyor. Çiftlikte çalışmasının yanında Hayda isimli bir modelin çiftlik hayatına başlayıp yazdığı kitaptan da yararlanılmış filmde. Bu noktada hikaye için kadın kahraman seçmesinin kurumsallıkla yani gelenekle mücadeleyi daha keskin bir kontrastla verdiğini söylüyor yönetmen Hakonerson. Eyolfur isimli kooperatif başkanını Sigurdir Sigurjonsson canlandırıyor. Rams filminde yani Hakonerson'un 2015 tarihli bundan önceki filminde de başrolde oynadığını hatırlayacaksınız. Sigurdir Sigurjonsson'un. Onu seçmesinin sebebi biraz da kooperatifin gerçekteki müdürüne benzemesiymiş. Hatta daha Rams filmi çekilirken bu projeyi de çalıştığı için rolü o zamandan önermiş ve söz almış. Hakonerson yine Rams filminin görüntü yönetmeniyle çalışacakmış ama bir aksilik çıkınca Prag Film Okulu'ndan arkadaşı hatta mezuniyet kısa filmini çeken Estonyalı bir görüntü yönetmeniyle çalışıyor. Mart Tanyel. The County filmi modern çiftçileri anlatıyor. Robotik süt sağma makineleri kullanıyorlar. Dolayısıyla geleneksel çiftçilerin konu alındığı ve buna uygun müziklerin kullanıldığı Rams filminin aksine sahnelere eşlik eden sözsüz müzik olarak elektronik ağırlıklı yani daha modern bir seçim yapılmış.
Film dış mekanla açılıyor. İnsansız, ıssız, kırsal bir ücra coğrafya. Ardından bir doğum sahnesi. İneği zincirlerle uğraşa uğraşa doğurtan bir kadınla hikayeye sembolik bir giriş yaparak aslında doğurgan cinsin ilerleyen dakikalarda bu kez bir zihniyet değişiminin doğumuna, yani başka bir kooperatifin kurulmasına aracılık edişini seyrediyoruz. Tutsaklık aracı olarak simgeleşmiş zincirin bir yeniden doğuma vasıta olması da bu açılış sahnesinin akla getirdiği zengin çağrışımlardan bir başkası. The County filmi bir alegori. Ben olmazsam mahvolursunuz. Söylemiyle insanları istismar edip soyan bir kurum şahsında devlet de dahil tüm kurumların ve buna boyun eğerek destek olan tüm toplumların profili çıkarılıyor. Aksiyon az olduğu için film yavaş ilerliyor gibi gözükebilir ama bence temposu yüksek bir film. Sürekli bir gelişme yaşanıyor. Uzun diyaloglar yok, sahneler sündürülmüyor. Kısa ve işin özünü yansıtan konuşmalar var. Hakon Arson hikayesini katmanlandırmıyor. Komplike hale getirmeye çalışmıyor. Süslemiyor. Anlattığı mesele net. Dolandırmadan dümdüz sunuyor. Sadece hikayemi en yalın haliyle anlatmak istiyorum der gibi sade bir film The County. Din ve devlet işbirliği bu filmde de altı çizilen kötülüklerden birisi. Bu filmde din yine iktidarla, iktidarı temsil eden kooperatifle ortak. Inga'nın kocasının cenaze töreninde bile sadakatin altını çiziyor papaz. Kooperatife şöyle sadıktı, oy verdiği partiye böyle sadıktı diye törene katılanlara hem mesaj hem gözdağı veriyor sanki. Adamı kooperatifle ve kiliseyle ilişkisi üzerinden değerlendiriyor sadece. Sanki yaşamın esası ya da tamamı bunlarmış gibi. Hristiyanlık olsun, Müslümanlık olsun, güçlüyü sayan, fakire dayatan bir din yine başrolde. Ve bu filmde bu durumun altını haklı olarak bir kez daha çiziyor. Inga minik bir toplantıda çiftçilere "Yahu ben çıktım konuştum, blogumda da, medyada da anlattım. Sizin hiç mi şikayetiniz yok bu olanlardan? Hadi siz de düşüncelerinizi söyleyin, dinlemek istiyorum." deyince herkes sessizliğe gömülüyor. Sonra kaypak bir herif kalkıyor. Bunlardan her yerde bol miktarda vardır, her toplumda. Çitlerimizin onarımı konusunda falan filan diye uydurup bir konuyu açıyor. Esas sorunu örtbas etmek için, konuyu kapatmak için. Inga tiksiniyor artık bu ikiyüzlülükten, bu riyakarlıktan. Çıkıyor gidiyor bir hışımla. Onu takip eden Frigge'ye kocanı kaybettiğin için suçlu arıyorsun deyince bu toplum hasta diye cevap veriyor. Toplum derken içinde yaşadığı komüniteyi kastediyor. Ki aslında o da halkın, tüm halkın bir numunesidir. Bu önemli bir nokta. Çünkü genelde insanlarda bir iktidara dayanma güdüsü vardır. Devlete karşı çıkan halka yanaşır. Halkımız bunları görüyor, cezanızı verecek falan diye atıp tutar. Halka karşı çıkan devlete yanaşır. Devlet sizin başınızı ezecek diye atıp tutar. Inga karakteri hepsini, ikisini birden karşısına alabilen ve nadir rastlanan şahsiyetli insanlardan. Çünkü açıkça görüyor ve biliyor ki adaletsizliklerin sorumlusu sadece kurum değil, kooperatif değil. Onun o hale gelmesine izin veren, dolaylı yoldan da olsa katkı sunan insanlar da sorumlu aynı zamanda. Inga'nın kocası intihar mı etti yoksa kaza mı geçirdi? Polis emin değil, kimse emin değil. Fren izi yoktu diyorlar sadece. Bir soru işareti olarak kalıyor film boyunca. Bazı ölümler böyledir. Ne kadarı intihar, ne kadarı cinayet. Ya da ne kadarı kaza, ne kadarı kasti. Faili bu kadar çok olan bir suçu, bir düzeni nasıl cezalandıracaksınız? İşte tam da bu yüzden suç fabrikasına dönmüş toplumların en sık başvurduğu yol masumiyeti suçlamak, cezalandırmak ve suçu meşrulaştırmak, normalleştirmek oluyor.
Tıpkı bu hikayede olduğu gibi. Herkes Inga'yı günah keçisi, huzur bozucu, sorun çıkaran biri gibi görmeye başlıyor. Çünkü Inga haklı olursa hepsinin düzeni bozulacak. Kooperatif başkanı Eyolbür, Inga'yı ikna etmek için evine konuşmaya geliyor. Anlamıyorsun bizi, biz ne yapıyorsak toplumu korumak için, sizin iyiliğiniz için yapıyoruz diye başlıyor 100 yıllık palavraları tekrarlamaya. Değişmeyen ezeli bir söylemi kullanıyorlar hala. Nedir bu dış mihraklar söylemi? Bu hikayede dış mihraklar İzlanda'nın büyük zincir marketleri. Bak onlar gözünüzün yaşına bakmaz. 3.30 paraya daha ucuza satmak zorunda kalırsınız ürünlerinizi diye korkutmaya çalışıyor Inga'yı. Kooperatif başkanı Eyolbür bu ziyarette bir komün tarifi de yapıyor kadına. Basit bir kooperatif değiliz biz. Sıkıştığında başvurabileceğin bir dost gibiyiz diyor. Ama sen bu birlikteliğe aykırı davranırsan bizi de başın sıkıştığında yanında bulamazsına getiriyor lafı. Reykjavik'teki büyük alıcıların umurunda bile değilsiniz, ona göre deyip duruyor. Burada herifin yaptığı biraz gerçekle kaplayarak yalanını satmaya çalışmak. Büyük alıcıların çiftçiyi umursamayacağı, karlarını düşüneceği, vahşi kapitalizm falan doğru aslında. Ama kooperatifin kendisi de bunlardan birine dönüşmüş durumda. Yani onun tek korkusu kendi iktidarını kaybedecek olması gerçekte. Tehdit, şantaj, sömürü, her şeyi yapıyor kooperatif. Film boyunca şahit oluyoruz. Ürünlerini çok ucuza alıyor ve tepede ciddi bir yolsuzluk var. Yani kooperatif başkanının, Eyolbür'ün yaptığı ölümü gösterip sıtmaya, razı etmeye çalışmak. Midsommar diye bir film vardı. Yeni bir film, belki hatırlarsınız. Oradaki komün insanlara kocaman bir aile ve modern bir toplumda olmayacak kadar güvende olma hissi veriyordu. Aç açıkta kalmayacaksın. Saygı, sevgi göreceksin. Yalnız kalmayacaksın. Bir bütünün parçası olacaksın. Ama bunun bir bedeli vardı. Sanıldığından çok daha korkunç olabilen bir bedel. Aslında bu dış mihrak korkutmasına başvuran şahıs ve kurumlar da bir nevi kendi Midsommar komünlerini devam ettirmenin, iktidar alanlarını kaybetmemenin peşindeler sadece. Filmin sonundaki oylama öncesi konuşmasında Inga bu gerçeği dillendiriyor. Başta bu kooperatif destek oldu, çok yardımı oldu ama sonra yozlaştı. Ve ne demokrasi kaldı ne hak hukuk. Mücadele etmek istediğimiz canavarların ta kendisine dönüştü. Bilhassa dışarıya kapatılan, kutsallaştırılarak dokunulmazlaştırılan, adil bir hukukun erişemediği sistemlerin sonu canavarlaşmak olabilir sadece. Bu kesin ve kat'i bir ilkedir evrende. Inga bunlara sütünü satmaktan vazgeçiyor. Yarı zoraki bir sistem var ortada. Belki kendi haline bıraksalar satacak kadın ama yakın markaj bıktırıyor. Ulan size satacağımı çöpe atarım aşamasına geliyor kadın. Ve gidiyor sütü binalarına fıskiyeyle boşaltıyor. Hani haberlerde ürününü yola döken çiftçiler gibi. İzlanda'da böyle bir gelenek varmış. İşte Avrupa'da, Amerika'da seyrediyoruz. Yumurta atma eylemi yapılır ya. İzlanda'da da yoğurt benzeri bir besin olan skyr kullanılırmış böyle protestolarda. Parlamentoda dahil pek çok yerde kullanıldığı için bu sahneyi o eylemlerden ilham alarak yazmış Håkon Arson. Inga'ya baktığınız zaman aslında eskiden de kooperatife karşı, eşi yaşarken de. Yani bir uyanış, bilinçlenmeden çok o bilincin gereğini yapma açısından bir aşama kaydediyor film boyunca. Bunda şartların zorlaması da bir rol oynuyor. Bazı şeylerin bilincinde olmamız eyleme geçerek gereğini yapabileceğimiz anlamına gelmiyor. O farklı bir seviye ve koşullara ya da karaktere göre değişiyor. Bilinçlenmenin de evreleri var gibi sanki. Filmin sonunda çiftçilerin yeni bir kooperatifin kurulması konusundaki kararının belli olacağı sahnede.
oylama yapılırken yönetmen farklı bir yaklaşım denemiş. Kamera salonda sadece kadına odaklanıyor, Inga'ya. Koca mekanda sadece o var sanki. Kameranın kalabalıkta sadece kadına odaklanması, kadının da o an Inga'nın da kendini kalabalığa kapayıp sonucu duymaktan bile korkan gergin halinin sinematografik bir tercümesi gibi. The County epik bir kahramanlık ya da hak arayışı hikayesi değil. Destansı bir dili yok filmin. Basit bir hikayeyi ve basit bir insanı anlatıyor. Inga, siz böyle mi yaptınız? Alın ben de size böyle yapıyorum deyip cehenneme kadar yolunuz var diyebilen, aslında çekingen ama mecburen saldırganlaşmış bir kadın. Ne kazanacağının da ne kaybedeceğinin de bir önemi kalmamış, yorgun ama öfkesine tutunmuş bir kadın. Yine İzlanda'nın 2018 tarihli çok sevdiğim Women at War filmindeki baş karakteri kıyasla Inga, idealizmin değil bizi rahat bırakın artık da en azından şu basit hayatımızı en basit haliyle yaşayalım gibi çok temel bir haykırışın temsilcisi. Filmde önceleri süt sığırcılığı yapan köylülerin dertlerini çare olan, onları büyük tüccarların acımasızlığından kurtaran kooperatif, yıllar içinde iyi yönde gelişmek yerine kendisinin karşılarında olması gereken canavarlardan birine dönüşmüş durumda. Bu kurumsal dönüşüme de sık rastlanıyor. En açık örneklerden birisi de bence sendikalardır. İşçinin hakkını işverene karşı korumak amacıyla kurulan sendikaların çoğu bugün tam tersi içler acısı bir görüntü çiziyor. Eskiden kötülük daha bireysel bir kimlikle resmedilirdi. Günümüzde yoğun bir şekilde kötülüğün kurumsallaştığı gerçeğinin altı haklı olarak çiziliyor. Filmlerde ve romanlarda buna ciddi bir vurgu yapılması boşuna değil. Kötülüğün kurumsallaşması çağımızın en ciddi canavarlarından birisi. Kooperatif, sendika, şirket, din, belediye, devlet fark etmez. Kurumsal yapıların hantallığı ve kapalılığı çürümeye yol açıyor. Hele bu kurumlar sorgulanamaz hale getirilirse, yani erişilebilen, işleyen bir hukuk yoksa çürüme ve çöküş iyice hızlanıyor ve dört bir yanı sarıyor. Programın başında yönetmenin aslında bir belgesel çekmeyi düşündüğünü ama insanlar kooperatiften çekinerek ekranda gözükmek istemeyince projenin kurmaca bir filme dönüştüğünü söylemiştim. Aslında ne acı bir durum ama sanatın, hikaye anlatıcılığının yüzyıllardır ne işe yaradığına, nasıl gerçek duygu ve düşüncelere tercüman olduğuna da mükemmel ve güncel bir örnek değil mi aynı zamanda? Sanatın en güçlü varoluş sebeplerinden, hatta ontolojik kökenlerinden birisi de hakikatin insanlar arasında var olamaması, boğulması. Yani var olan suçun, kavramın, olayın, her neyse yok sayılması. Bir takım yerleşik unsurlarca yok saydırılması. İnsani gerçeklik içinde tutunamayan, hatta kovulan hakikat dolaylı yoldan, belki de olmayan dünyalardan kendini ifade edecek, çığlığını duyurabilecek bir ortama kavuşuyor sanat sayesinde. Bir çeşit kurbanlar korosu gibi yaşananların yankılanarak gelecek nesillere aktarıldığı bir ölümsüzlük evreni yaratıyor sanat var gücüyle. Inga'nın bunca olaydan ve mücadeleden sonra yeni bir yaşama doğru son derece anlamlı sözlere sahip bir müzik eşliğinde arabasını sürdüğü final sahnesine İzlanda'nın Nobel ödüllü yazarı Halldór Laxness'in 1935 tarihli Bağımsız İnsanlar kitabının ilk cildinden şu alıntı bence çok yakışıyor diyerek programı kapatalım. He wandered away, weeping away from the farm. And up to the rocks,
at the foot of the mountain, quite overpowered by the evil that seems so often to prevail in life and even to rule it. But what do you think he heard from the rocks at the foot of the mountain? Why, he heard the most delightful singing. Hoşça kalın.